Tanım. İbrahim. Hoş geldiniz. Hasret kaldım size. Nasıl oldunuz? Daha iyi. Ben de iyi gördüm sizleri. Beyan Sultan mı? Ben istedim yanında olmasın. Sağ olsun kırmadı beni. Eksik olmayın. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne teşekkürü paşam? Hatice benim kardeşim. Canımdan bir parça. Böyle zamanda birbirimize destek olmayacağız da ne vakit olacağız? Hakkınız var. Buyurun içeri geçelim. Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Ne olacaksa olsun. Bitsin artık bu ızdırap. Hatice Sultan şimdi öğrenmiştir. Yakındır. Kellini almaya gelirler. Sana ne olacak peki? Saraya dönebileceğini mi sanıyorsun? Hürrem Sultan söz verdi. Yanına alacak beni. Hürrem Sultan seni kullanıyor. İşi bitince fırlatıp atacak. Boşuna debelenme Nigar. Seni asla bırakmam. Etme Gülşah. Paşamızla konuşurum. Bana ve evladına zarar gelmesin diye ne lazımsa yapar. Ne istersen verir sana. İhla olursun. Sen beni iyice aptal belledin herhalde ha? Bu malumat bendeyken sağ koyar mı? İlk fırsatta öldürür beni. Sana söz veriyorum Gülşah. Kılına bile zarar gelmeyecek. Sen kimsin? Senin sözünle olacak iş mi bu? Hem bu benim şahsi meselem. Siz beni öldürmek istediniz Nigar. İkiniz de layığınızı bulacaksınız. Af yok. Hünkârımız nasıl oldu İbrahim? Siz Beyhan Sultanımızla gittikten sonra duramadı burada. Yalnız kalmak istedi. Av köşküne gitti. Neyse ki gelip geçti bu acı. Daha iyi şimdi. Geçti mi sahiden? Bitti mi? Geçti sultanım. Yüce Rabbim bize bu acıyı unutturacak başka keder yaşatmasın. Amin. Siz yol yorgunusunuzdur. Arzu ederseniz dairelerinize çıkın, istirahat edin biraz. Evet, iyi olur. Ablacığım. Paşa Hazretleri. Gel. Paşam. Söyle. Nigar Hatun'un evinin önünde birileri görülmüş. Dönmüş olabilir. Vallahi evin çok güzelmiş. Paşamız sana pek kıymet vermiş belli ki. Bırak şimdi bunları da söyle. Ne demeye geldik buraya? Ne yapacaksınız bana? Hatice Sultan dönmüş. Bugün her şeyi öğrenecek. Gülşah. Bunun kimseye bir faydası yok. Bu ancak felaket getirir. Doğru. Ama bizim için değil. Sen ve İbrahim Paşa için felaket bu.
Kim bu şimdi? Nereden bileyim ben? İbrahim Paşa. Paşam. Sakın sesini çıkarayım deme. Açmıyorlar paşam. Kırın. Ev boş paşam, kimse yok. Birileri kalmış belli. Evi boş görüp mesken tutmuş olabilirler paşam. Figani denilen gafil idam edildi mi? Layığını bulmuştur paşam. Figani'nin söylediği Seyfa da takip alındı. Adım adım izliyorlar paşam. Çok canlar yakacaksın belli. Çocuklar nerede? Uyudular mı? Evet sultanım. Bir arzunuz yoksa ben yemeklerini hazır edeyim. Kıymetli Hatice Sultanım, bu haberi size vermenin her türlüsü çok zor. Bu yüzden sustum. Söylemek istemedim. Zira Valide Sultanımızın acısını yaşarken bir de bu acıyla sizi üzecek olmak kahrediyor beni. Fakat size karşı yapılan bu hakarete daha fazla sessiz kalamam. Vicdanım bu yükü daha fazla taşıyamaz. Bağışlayın beni.
Fakat bunu size söylemeye mecburum. İbrahim Paşa yıllardır sizi başka bir hatunla aldatıyor. Eğer bana inanmıyorsanız yazacağım yere gidin sultanım. Paşamızın birlikte olduğu hatunu kendi gözlerinizle görün. Sultanım. Hatice'm, bir şey mi oldu? Hünkârım, akşam yemeğine kalacak mısınız diye soracaktım. Ona göre hazırlık yapalım. Başka vakit kalırız. Siz de yol yorgunusunuz. Dinlenin biraz bu gece. Hürrem! Gidiyoruz. Halacığım, arzu ederseniz siz de bizimle gelin. Başka zaman şehzadem. Zira diğer şehzadeleri ve Mihrimah'ı da görmek istiyorum. Onlar da size sual ediyorlar hep. Gelirseniz çok memnun oluruz. Bütün gece sizi bekledim. Neredeydiniz? Neden gelmediniz? Epey sürdü işlerim. Gece vakti yola düşmek istemedim. Malum, emniyet için tedbirli olmam icap ediyor. İlk kez geceyi dışarıda geçirdiniz ve bu mudur izahatınız? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rahatsız etmek istemedim. Kim olduğunu bilmiyorum henüz. Lakin biri var. Bence yanılıyorsunuz. Paşamız size ihanet etmez. Sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Neyiniz var? Geldiğimden beri tek kelime etmediniz. Evet Hatice. Sabah iyiydi. Ne oldu birdenbire? Sultanım. Korkutuyorsunuz bizi. Siz çıkın. Bir mektup buldum Gülfem. Odamın eşyalarımın arasında konmuş. Nasıl? Kimden gelmiş? Bilmiyorum. Her kimse yazmamış adını. Ne yazıyor da böyle üzüldüm? İbrahim'le alakalı. Başka bir hatunla münasebeti var. Beni aldatıyormuş, onu yazmışlar. Sultanım, böyle şeylere itibar etmeyin. İsimsiz bir mektup. Belli ki iftira bu. Ya da bir tertip. Gülfem'in hakkı var kardeşim. Boş yere üzüyorsun kendini. Ya doğruysa abla?
Gülfem, sen biliyorsun ne yaşadığımızı. Meyhanelere gitmesi, dışarıda kaldığı geceler. Sultanım, tahkikat yaptırdınız. Fakat bir şey çıkmadı. Hem siz kendi ağzınızla söylemediniz mi yanılmışım diye. İbrahim Paşa'mız bana meftun demediniz mi? O vakit elinizde bir delil yoktu. Hala yok. Öyleyse ne bu Gülfem? Niye geldi bu mektup? Kim niye yazdı bunu bana? Sizinle alakalı olduğunu sanmıyorum. Bu tertip paşamıza karşı olabilir. Malum düşmanı çok. Hatun'un kaldığı yeri yazmışlar. Her kimse şu anda orada. Kimse emir ver getirsinler buraya. Hayır. Olmaz. Gelemez buraya. Kimse bunu bilmemeli. O halde yarın sabah biz gideriz. Arabayı hazır etmişler. Çıkalım mı artık? Hatice'm, istersen yak o mektubu. Hiç gitmeyelim. Hayır. Gitmek istiyorum. Ben bu şüpheyle nasıl yaşarım? Ya doğruysa mektupta yazanlar? Hazır mısın buna? Zira neticeleri ağır olur. Dayanabilecek misin? Sen olsaydın ne yapardın abla? İnsan başına gelmeyince bilemez tabii. Ama ne olursa olsun giderdim ben. Ben de öyle yapacağım. Fakat sen burada kal. Yalnız gitmek istiyorum. Hatice. Lütfen abla. İbrahim Paşa yıllardır sizi başka bir hatunla aldatıyor. Eğer bana inanmıyorsanız yazacağım yere gidin sultanım. Paşamızın birlikte olduğu hatunu kendi gözlerinizde görün. Ne yapıyorsun sen? Vuracağım seni. İlla elini kolunu bağlattıracaksın. Ah.
Doğan'ım.